Şimdi albüm yapmak aslında yani şu dönemde zor. Bizim dönemimizdeki bütün arkadaşların hepsi işte Aşkın Hanım, Aşkın Nur Yengiler, Ercan Saatçi, hepsi. Onlar bizim konservatuardan aynı dönemde olan arkadaşlarımız. Ama benim dalım farklı olduğu için bir de şöyle bir durum oldu. Ben piyasada da çok fazla mekanlarda çalışan bir insan değilim. Ayıptır söylemesi benim şansıma. Sen nasıl para kazanıyorsun? Bu bir artı mı eksi mi bilemiyorum ama ben her dönemin başbakanıyla çalıştım. Aa. Şu anda da öyle. Her dönemin genelkurmay başkanıyla çalıştım. Şu anda da öyle. Yani ben üst düzey demek istemiyorum ama hep bürokratlarla beraber oldum. Hep çok büyük iş beraber oldum derken yani iş anlamında. Aman ha. Aman. Yani hep bu insanlarla işbirliğimiz oldu. İşte Bahçeşehir Üniversitesi'nin sahibi Sayın Enver Yücel, Enver Hocam'la 15 yıldır çalışıyoruz. Hep bu kesimle çalıştığım için halka inmedim diyormuşum. Yani bir mekanda çalışma ihtiyacı hissetmedim çünkü vaktim olmadı. Anladım. Pekala, sohbet etmeye devam edeceğiz ama ara vereceğiz. Hazır sana modacı da getirdim. Maşallah. Arkadaşım. Ama bana iki kupon lazım. Nasıl yani iki kupon? Geçen gün bir yerde kıyafet deniyorum. Bir hanımefendi geldi. Annem de orada. Ben çıktım dışarı. Tam kapıdan çıkıyorlardı mağazadan. Koş kız gel dedi. Bülent Ersoy kıyafet deniyor burada dedi. Aa. Basayını bileceğim. Ya hayır hiç öyle değil. Ben de dedim ki gel dedim gel dedim. Annem de orada. Annem de sarışın kısa saçlı. Gel dedim Zeki Müren de yanımda. Size bir şey söyleyeyim mi sayın seyirciler? Hiç ekranda göründüğü gibi değil. Değil. Gerçekten değil. Gerçekten böyle şık. Hoş bir hanım valla. Çok kilolu değilsin. Siz kendinizi kilolu hissediyorsunuz. Yok ben her zaman söylüyorum. Ben genç herisiyim. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben kızım. Benim gibi yaşamaktansa böyle olmayı tercih et. 6 dal maydanoz. 6 tane fasulye yedim şimdi öğlende. Yani öyle yaşamaktansa ya böyle olmayı. Ya ben çok ağır bir trafik kazası geçirdim. 3 ay yatmak durumunda kaldım. O zaman bu kiloları aldım. Tam toparladım arkadaşlarım sana kayak hediye edeyim dediler. Çok güzel. Kayağı götürdüler. Orada gürüz çarptı 50 metre yuvarladı. Bir 3 ayda öyle yaptım. Onun için ırkçı değilim ama Ruslardan nefret ediyorum. Çok şakacı. Çok şakacı. Var ya çok sen böyle valla. Valla ne adam yaşadı. Hiç benim gibi hırçın değil. İki seni. 20 senedir görmüyorum. Beraber. Giriyorum reklamlara gireceğiz. Ahmet'le beraber programlar yaptık. Ya. Tabii Sayın abimiz bir tanedir. Ama 20 senedir belki sanırım görmüyorum. Ben o zaman ufak çıktı daha. 20 senedir. Ya kıvır kıvır şimdi de kıvır kıvır zaten yok, çok güzel. Yok bu kostüş ya. Her şey söyleme öyle. Feray bir şey diyeceğim sana. Feray ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biraz sonra Nisan Kuaförüm dergisinde maydanoz gelini göstereceğim size. İnanılmaz güzel dikkatimi çekti karıştırırken. Ama yüreği o kadar güzel ki. Çok ben senin için ölürüm diyor ya telefonda. Senin bitti kızım senin işin bitti. Ben seni ömür boyu sırtımda taşırım. Ne güzel. Valla. İyi ki beni tanıdın. İyi ki benim yüreğimi nasıl olduğunu anladın. Harika. Sizleri çok seviyorum. Biz bütün ekip burada var ya bu program bugün yetmeyecek. Gene tekrar yarın devam etmemiz gerekiyor. Ama ne zaman? Reklamlardan sonra. Artık sevmeyeceğim bütün kabahat beni. Artık sevmeyeceğim bütün kabahat beni. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dönmeyeceğim. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dönmeyeceğim.
gözlerimi kırdın, hayallerimi yıktın, benim ahımı aldın, benim ahımı aldın, şimdi sen de yalnızsın. Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın, şimdi sen de yalnızsın. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dönmeyeceğim. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim, artık sevmeyeceğim. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri el alır gider. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri el alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Aşkın sonunda gözyaşı vardır, akar damla damla sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır, akar damla damla sel olur gider. Akar damla damla sel olur gider, akar damla damla sel olur gider. Halit Mert, sana sesleniyorum. Eğitimini almış, kimlerle çalışmış, kimlerle çalışmış. İşte güzel bir ses, lütfen. Tutun elimden. Tutun elimden arkadaşım. İzliyor beni şu an. Biraz önce reklam arasında görüştük. Çok seviyorum Halit'i. Mert müziğin, yok. Mert müziğin sahibi, karıştırıyorum. Mert hepsi gitti. Kim? Öbür müziğin sahibi kim? Hangi müzik? Mert mi dedin? Halit Mert, Mert müziğin sahibi. Çok sevdiğim, çok can ciğer dostumdur. Lütfen bir görüştürelim abi. Sen de tanıyorsun zaten, siz de tanışıyorsunuz. Vallahi bence böyle insanların, Sayın abi de mesela, Saadet de öyle, albümsüz kalmışlara ben çok üzülüyorum. Sayın abinin albümü var. Plak, o plak nedense bir türlü gelemedi. Plak değil, resim var. Zaman olmuyor ki. Ya nasıl zaman olmuyor abi ya? Ne yapıyorsun bütün gün sen? Sabah kalkıyoruz, sana yetişiyoruz diyor. Sonra da Orfos Balık Evi'ne yetişiyorsunuz. Evet, vallahi geleceğim bugünlerde seni dinlemeye. Hayatım, bundan sonraki projelerin kafanda, mesela herkesin kafasında bir şey vardır. Mesela benim kafamda çok güzel bir şey var ama söylemek istemiyorum burada. Senin kafanda, senin işinle ilgili ne vardır? Herkeste böyle bir şey vardır mesela, değil mi? Ya benim bir projem yok. Ben memnunum. Ben istediğimi yapıyorum. İstediğim gibi hayatta. Ben biraz rahat kişiliğe sahip bir insanım. Yani kendimi başkaları için gerip kasan bir tip değilim. Başkaları için yaşayan bir tip hiç değilim. Yani bunu böyle yapmak istiyorum. Böyle yapıyorum. Böyle yaşıyorum. Yani bundan mesul benim. Allah'ım böyle mutluyum diyorsun. Şey. Yani ileriki günlerde başka bir projelerin yok. Yani tek projem işte Allah nasip ederse Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşip orada kendi mekanımı açacağım. Yani bir vergi ödeme olayına girmek durumunda olduğum için başka bir yerde çalışacağım. Çünkü 10 yıldır hep başka yerlerde çalıştım. Artık kendi mekanımda işletip çalışmak istiyorum. İyi, yerleşse beni de alıyorsun. Tabii.
Yani almak kolay canım. Şimdi istiyorsanız hemen çıkart vizeye gidelim yani. O benim değil. Zaten çift vatandaşım var ama pasaportum var ama Amerika için geçerli değil. Vallahi veriyorlar. Bir dönem veriyor. Mesela şu dönem herkese veriyorlar. Sonra bir dönem esiyor, bir şeyler oluyor. Ha. Obama'dan emir geliyor, kısıyorlar. Kimseye vermiyorlar. Zaman zaman böyle. Şu ara böyle estikleri dönem herkese veriyorlar. Ya bir de çok değişik şeyler var. Formülite olarak evlilikler bilmem ne, o ülkede kalmak için hiç geleme böyle şeylere. Niye öyle diyorsun? 45 gün dolar para ya. Ya. Ayrılık dolu. Ama artık çok büyük şey yapıyorlar. Yani kapının önüne polis koyuyorlar, gözetliyorlar. Aynı birlikte kalıyorlar mı diye. Birlikte kalıyorlar mı diye. Düşünsenize birlikte kalırken birbirlerine aşık oluyorlar. Öyle çok evlenen var. Değil mi? Evlenin. Gerçekten evlenen. Zaten evlenmelerine gerek yok, zaten evliler. Evet. Değil mi? Aa ne kadar çok ilginç. Hiç ben öyle bir şey düşünememişsin Fatma Hanım. Öyle çok evlenen var. Vallahi çok tatlısın ya. Seni çok sevdim. Sağ ol. Bekiz. Çok sevdim. Bekiz. Feray'ın kavga. Maydanozu görelim. Maydanozu görelim hayatım. Hadi bakalım şimdi. Buradan sizin derginizde bugün benim yardımcıma da giydirmişsiniz. Evet. Ne iş? Zehra'mıza da giydirdik. Değil mi? Çok iyi olmuş. Çok da yakışmış. Şimdi kaldım yanında. Kısacık mı kaldın? Evet. Ben o kadar uzun değilim. Herkes merak etti. Zehra da diyor ki ya ne biçim insansın sen, bak benim yanımda böyle yapıyor asansörde. İşte. Boş ver şimdi. Boy. İş olsun. Başka şey. Boy olalım, ben böyle yapayım. Hocam da devamlı çekiyor. Vallahi seni çok seviyor. Şimdi maydanoz gelinlikten bahsetmiştik ya. Şurada bir yakından gösterebilir misin? Nisan Kuaförü'nün dergisinde. Böyle. Şöyle gösterirsek. Bu gelinlikle ilgili ne anlatacaksın hayatım bize? Bu gelinlik bizim patlama noktamız oldu. Pekala. Benim Feraye Hoca oğlu yaptı. Maydanoz gelinlik. Güzel de devam ediyor. Arkasından bir belki kıyafet geldi. Şimdi tekrar başka projelerimiz var. Önümüzdeki yayın dönemi ne kıyafeti olacaktı? Niye çilek mi olacaktı? En son gün muhteşem bir show yapacağız burada. Çok farklı bir kıyafetle. Sürpriz. İsmi açıklamıyoruz. Ben söyledi Mustafa bana? Yok. Nasıl söylemedi be? Yok söylemez. Söylerse bilmiyorum. Dolarlar olacak dışında dedi. Gerçekten muhteşem bir kıyafetle geleceğiz. Önümüzdeki yayın dönemi. Hayır, senin en son programın. En son programda. Gerçekten mi? Evet. Ama. Bir güzel zor kalır. Bir de bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir arkadaşımız da gelecek. Tamam, bir şey söylemek istiyorum sana seninle ilgili. Söyle. Ya böyle bir insan, böyle bir eş görmedim ben. Devamlı eşi yanında. Devamlı destekleyen, gerçekten sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Herkesin istediği bir evlilik budur zaten.